bilimsel ve teknolojik çalışmaları geliştirme ve prototip aşamalarından geçirip ticari uygulamaya konulmalarına ortam hazırlamak gibi hedefleri var. Tüketme. İşbirliğini geliştirme konularında ikinci projeleri özellikle vurguluyorum. Niye? Girişimci girmiş, memnun kalmış. O zaman devamında bunun ikinci projesini vermeyi planlıyor, düşünüyor. Tek bakış açısı var. Devlet bana bundan para verecek mi? Şimdi bu anlayışı biz yavaş yavaş yıkmaya çalışıyoruz. Ya Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Ne çalışırsanız olur. Şimdi Urfa'da muhafazakar bir şehir. Fakat nedense bu ayetin hükmüne pek inanç mı az diyelim, şey mi diyelim, çalışmadan para kazanma yolu. Çalışmadan para kazanma yolu yoktur, öyle bir şey yok. İslam'da da öyle. Zekat derler, duran paranın cezasıdır. Yani parayı çalıştırırsan zekat yok, aynı parayı sabit tutuyorsan elinde onun zekat borcu var. Yani parayı tutmak, tutma diyor. Çalıştır ki iş yürüsün. Şimdi tabi bu anlayışımızı yavaş yavaş değiştirmemiz gerekiyor. Şu anda devlet ya proje getir para vereyim diyor. O hale geldi. Şimdi devlette para, devlet zenginleşti. Daha bundan 30 sene önce böyle proje getir para vereyim diyen bir devlette yoktu. İnsanlara bahşettiği en büyük şey görünür, en değerli şey görünür. Sizin bu ömrünüzde neler yaptınız, nasıl harcadığınız benim her zaman sorguladığım noktadır. O yüzden mutlaka bir eser ortaya çıkarmak gerekiyordu. Yaptığınız çalışmalarla eserler ortaya koyuyorsunuz. Ancak biraz sonra sunumunda da bunları birlikte sorgulayacağız. Yapmış olduğunuz faaliyetlerinizde fayda sırasını nasıl sıralıyorsunuz ona bakmak gerekiyor. Maddi sıkıntılara ve kadro sorunlarına karşı çok sayıda üniversitemiz uluslararası sıralamada dünyanın en iyi üniversitelerine girmiş durumda. Aralarına girmiş durumda. Geçtiğimiz yıl dünyada sıralamada ilk yine 18 üniversitemiz girmiş. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. 2000'deyse 76 tane üniversite var. Yaklaşık olarak üniversitelerimizin yarısından fazlası ilk 2000 üniversite içerisine girmiş durumda. Eğer 20 bin üniversite olduğunu, dünyada 20 bin üniversite olduğunu düşünürseniz yaklaşık olarak ilk 10'a giren üniversitelerimiz %7'den fazla. Dünya üniversitelerini ve dünyada üretilen teknolojilere baktığınız zaman bu hiç de yatsınmayacak bir derecede başarıyı gösteriyor.